Merhaba. İslam dininin iki asli kaynağı var değerli seyirciler. Kur'an ve sünnet. İki tane de bunları tamamlayıcı kaynağı var. İcma ve kıyas. İslam dininin bütün hükümleri gerek ibadet, gerek hukuka dair bütün hükümleri bu dört kaynağa dayanmak mecburiyetindedir. Bu dört kaynaktan birine dayanmayan söz batıldır. İslam hukukunun hükmü değildir. Bunu bir kere böyle bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in e, dinin kaynağı olmasından daha önce bahsetmiştik. Sünnet İslam dininin ikinci kaynağıdır. Bağlayıcılığını Kur'an-ı Kerim'den alır. Kur'an-ı Kerim'in müteahhit ayetlerinde Allah'a ve peygambere uyunuz. Peygamber size neyi getirdiyse alınız, neden yasakladıysa ondan kaçınınız. Peygamberde sizin için en güzel bir örnek vardır. Allah ve peygamberi bir hususta söz söyledikten sonra, hüküm verdikten sonra insanlara yapacak bir şey kalmaz gibi sünnete atıf yapan ayet-i kerimeler vardır. Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'e bağlı ama Kur'an-ı Kerim'den müstakil bir Din kaynağıdır. Sünnetin Kur'an-ı Kerimle irtibatı şöyle: Kur'an-ı e, Sünnet bazen Kur'an-ı Kerim'de olan hükümleri getirir. Kur'an-ı Kerim'de birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyiniz buyuruluyor, aynısını sünnette bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim bazen umumi bir hüküm getirir, zekatı verin der ama zekatın hangi mallardan, ne kadar verileceğini söylemez. Bunu bize Sünnet bildirir. Yani ayet i kerimeleri izah eder. Zaten e, Sünnet Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Sünnet bazen Kur'an-ı Kerim ayetlerine istisnalar getirir. Mesela şahitlik yapı, şahitliğe çağrıldığınız zaman sakın ha gelmemezlik etmeyin. Bu ayet-i kerimedir. Sünnet de buna bir istisna getirilmiştir. Hat suçlarında, hat cezalarında işte zina gibi, şarap içme gibi suçlarda şahitlik yapmamak eftaldir. Burada bir istisna getirmiştir. Mesela iki leş size haram şey leş yemek Kur'an-ı Kerim'de yani kendi dilinden ölen hayvan yemek Kur'an-ı Kerim'de men edilmiştir. Hazreti Peygamber balık yemenin caiz olduğunu söyleyerek buna bir istisna getirmiştir. Sünnet bazen Kur'an-ı Kerim hükmünün, geçici bir hükmünün bitiş zamanını haber verir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de anne babaya vasiyet etmek emredilmiştir. Hazreti Peygamber varise vasiyet yoktur buyurarak anne babaya vasiyet edilmesi hükmünün zamanının bittiğini haber vermiştir. Zaten miras hissesi alıyorlar. Bunun dışında sünnet... Kur'an-ı Kerim'de olmayan pek çok yeni hüküm getirir. Pek çok farz hüküm getirir ve haram getirir. Hz. Peygamber tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi insanlara bir şeyi farz kılmak ve haram kılmakta selayetlidir. Mesela bir kimsenin büyük annesiyle evlenmesinin haram olduğu Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Sünnette geçer. Amcayla dayıyla evlenmenin haram olduğu Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Sünnette geçer. Şufa hakkı vardır. Mesela bir kimse bir gayrimenkulü sattığı zaman komşusu veya ortağı en önce alma hakkına sahiptir. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Bunu Hazreti Peygamber koymuştur. Rehin var, ipotek var malum. Bir kimse borçlandığı zaman e, karşı taraf ondan bir e, malı kendisine tevdi etmesini, rehin etmesini ister. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Sünnetle sabit olmuştur. İslam dininin hükümlerinin yüzde sekseni, belki yüzde doksanı sünnetle sabit olmuştur. Hal böyleyken tutup da sünneti bir tarafa bırakalım. Kur'an-ı Kerim bize yeter demek çok abes bir sözdür. Kur'an-ı Kerim'de bazı emirler vardır. Onlar mesela emri vücubi bildirmez. Yani farzı veya haramı bildirmez. Mesela Kur'an-ı Kerim okumaya başladığınız zaman Eûz'u söyleyiniz. Bu bir ayet-i kerimedir. Ama hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in okumaya başladığı zaman Eûz'u okumanın farz olduğunu söylememiştir. Sünnettir. Akit yaparken iki tane şahit koşmak, boşlanıldığı zaman yazmak Kur'an-ı Kerim'in emridir. Hiç kimse bunun farz olduğunu söylememiştir. Bu sünnettir. Aynı şekilde Hazreti Peygamber de farz getirebilir veya bir şeyi haram edebilir. Şimdi çok yanlış bir kanaat var. Kur'an-ı Kerim'de bir şey emredilmişse farzdır, yasak edilmişse haramdır. Hazreti Peygamber bir şey emretmişse sünnettir, yasaklamışsa mekruhtur diyorlar. Bu doğru değil. Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Peygamber'de müstakil olarak bir şeyi farz kılabilir veya bir şeyi haram edebilir. Bunun dışında e, Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin emrettiği ve yasakladığı şeyler de ya sünnettir hüküm olarak ya mekruhtur. Sünnet tabiri çığır e, manasına gelir. Men senle sünneten haseneten Felohejruhavijümen Ameliha Kim iyi bir çığır açarsa, o yolda gidenlerin de sevabını alır. Hadis i şerifinde geçen sünnet böyledir. Biz şimdi çocukların, erkek çocukların sünnet olmasına sünnet diyoruz. Onun Arapçadaki adı kıtandır. Ama bizde o da sünnet olduğu için buna sünnet denmiyoruz. Sünnetlendi mi hep o anlaşılıyor. Kitap ve sünnetlendiği zaman, Kur'an-ı Kerim, ve Hazreti Peygamber'in sünneti anlaşılır. Bunlar birbirini tamamlarlar. Farz ve sünnetlendiği zaman, farz yapılması mutlaka emredilen yapılmadığı takdirde cehennem azabı tehdidi olan amelleri derler. Sünnet ise yapılmasının sevaplı olduğu, yapılmamasının ise günah olmadığı fiilleri derler. Yalnız başına sünnet söylendiği zaman ise İslam dini anlaşılır. Sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu sözündeki sünnet böyledir. Hz. Peygamber'in yaptıklarına sünnet diyoruz. Yapın dediklerine sünnet diyoruz. Yapmayın dediklerine sünnet diyoruz. Ama bunun hükümleri farz olabilir, sünnet olabilir, müstahap olabilir, vacip olabilir. Bu ayrı. Yani Hz. Peygamber'in her emrettiği şey mutlaka yapılacak diye bir kaide yoktur. Ne gibi? Bunu yine kendi sözlerinden İslam alimleri çıkarmışlardır. Hz. Peygamber'in sünneti de kısımlara ayrılıyor. Bunlardan bir kısmı herkesin yapması icap eden sünnettir. Yapılmadığı takdirde ya günaha girerler ya sevaptan mahrum kalırlar. İşte ibadetlerin, böyle bunlara sünnet hüda derler. Ezan okumak, Kamet okumak, Bunlar sünnettir. İşte biraz evvel anlattığım şufa hakkı rehin gibi şeyler sünnettir. Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'i bizzat kendisi kendi şahsında tatbik etmiştir. Hazreti Ayşe yürüyen Kur'an-ı Kerim görmek isteyen peygamberimize baksın. Peygamberimizin ahlakı Kur'an-ı Kerim ahlakıydı buyurmuştur. Böylece İslam dininin kolay anlaşılmasına vesile olmuştur. Peygamber olmasaydı Kur'an-ı Kerim tek başına kafi gelmezdi. Nitekim İmam Evzai Hazretleri diyor ki büyük müştehitlerden, tabi'in devri ulemasından Kur'an-ı Kerim Min sünnete ihtiyacı, sünnetin Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacından çok daha fazladır. Yalnız başına Kur'an-ı Kerim olsaydı insanlara kafi gelmezdi. Sünnetin varlığı bunu tamamlamaktadır. Ha Allah dileseydi bütün emir ve yasakları bildirebilirdi Kur'an-ı Keriminde veya Mukaddes Kitabında. Böyle yapmamıştır. Peygamber göndermiştir. E, zaten dini emirler mutlaka bir insanın yaşamasıyla öğrenilir ve anlaşılır. Peygamber olmasaydı insanların Allah'ın emir ve yasaklarını anlaması ve onu, onun Rızası için çalışması imkansız olurdu. Onun için peygamber gönderilmek e, inananlar için büyük bir rahmet kabul edilmiştir. Hz. Peygamberin bir kısım sünneti ise sünnetize zevait diye bilinir. Oturması, kalkması, yerde yemek yemesi, elleriyle yemesi gibi. Bunlar sonraki insanları bağlayıcı değildir. Bunları yapmayan günaha girmez. Bunları yapan bu niyetle yaparsa sevap kazanır. Ancak burada da yine yaşadığı beldenin örfüne adetine uymak lazımdır. Haram olmayan işlerde beldenin örfüne uymayı İslamiyet emretmektedir. Bazı sünnet vardır ki bu kimseye uymak caiz değildir. Mesela Hz. Peygamber'e gece namazı vacip idi. Diğer Müslümanlara vacip değildir. Peygamberler zekat, sadaka ve adak yemezler. Başka Müslümanlara bu caizdir. Peygamberler miras bırakmazlar. Bu başka Müslümanlar için caizdir. Yani bu hususlarda Peygamber'i e taklit etmek Müslümanlara caiz değildir. Buna hasayi isterler. Hz. Peygamber'in dört kadından fazla kadınla evlenmesi de buna girer. Ve Hazreti Peygamber uyuduğu zaman, uyandığı zaman abdest almadan namaz kılması da buna girer. Çünkü onların kalpleri uyumaz. Başkaları için bu bir delil değildir. Bütün bunlar fıkıh kitaplarında yazar. Hazreti Peygamber'in sünneti bize geliş şekliyle de üç kısımdır. Bunlardan bir kısmı kavli'dir. Hazreti Peygamber'in bir şeyi söylemesi kavli sünnettir. Niyetler amellere göredir mesela buyurmuş. Bu Hazreti Peygamber'in sözüdür. Bazı sözleri fiilidir. Mesela beni gördü, gördüğünüz gibi sallu kemara yetumun usali. Beni nasıl görüyorsunuz öyle namaz kılın. Hazreti Peygamber'i biz şöyle namaz kılarken gördük. Elini böyle kaldırıyordu, böyle bağlıyordu, şöyle eğiliyordu. Mesela bunlar fiili sünnettir. Biri kavli, ikincisi fiili sünnet. Üçüncüsü takriri sünnet. Bir şeyi gördü, mani olmadı. Bir kadının hurma çekirdekleriyle tesbih çektiğini gördü, mani olmadı. Hazreti Peygamber kendi eliyle tesbih çekerdi. Fakat o kadının Hurma çekirdeklerini tespih çekmesine mani olmadığı için tespih sünnettir. Takriri sünnettir. Eshab-ı kiramdan biri e, teğmümle e, su bulamadığı için teğmümle abdest aldı. Ondan sonra su buldu. Namazı iade etmedi. Hazreti Peygamber'e anlattı. Hazreti Peygamber bunu men etmedi. Onun için bir kimse su bulamayıp teğmüm ederse ondan sonra su bulursa namazını iade etmez. Neye dayanıyor bu? Hazreti Peygamber'in takriri sünnetine dayanıyor. Sünnetin zıttı bid'attır. Hazreti Peygamberin zamanında olmayan her türlü dini inanç, her türlü dini amel bidattır. Hazreti Peygamber mesela tenasuh. Öldükten sonra bedel, ruhların tekrar bedenine geldiğine inanmak bidattır. Bu insanı küfre sürükler. Mesela niyetle e, ameller e, imandan bir cüz değildir. Bunu buna inanmak bidattır. İnsanı dinden çıkarmaz ama bidat sahibi yapar, sapkın yapar. Mesela şimdi görüyoruz. Zekeriya sofrası yapıyorlar. 40 çeşit yiyecek koyuyorlar masaya. Hanımlar adak yapıyorlar. Etrafını yedi kere dönüp adak diliyorlar. Ada olursa o da bir Zekeriya sofrası yapıyor. Bunun adında Zekeriya sofrası olması bunun dinen makbul bir şey olduğunu göstermez. Din neye sevap demişse o sevaptır. Neye sevap dememişse o sevap değildir. Bidattır. Her bidat dalalettir. Her dalalet ateştedir. Bizim dinimizde sonradan ortaya çıkarılan çıkaran her şey bidattır. Men ahdese şeyen fi emrina fi dinina ve merdudun. Hazreti Peygamber öyle buyurdu. Bizim işimizde, bizim dinimizde sonradan ortaya çıkan her şey reddedilmiştir. Ama mesela bu e, buluşlarda böyle değildir. Un Uneleyi mesela Hazreti Peygamber zamanında yoktu. Masa, sandalye bunlar bidat değildir. Bunları otomobil bunlar bidat değildir. Bunlar adettir. Adette yapılan değişiklikler sünnete zarar vermez. Mesela Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi. Kitap, mektep. Bunlar da Hazreti Peygamber zamanında yoktu. Minare Hazreti Peygamber zamanında yoktu. Türbe Hazreti Peygamber zamanında yoktu. Ama bunlar dinin yapılmasını, dinin emirlerinin yapılmasını kuvvetlendirdiği için bunlara bidat-ı hasane demiş alimler. Hatta bazı alimler böyle bile dememişler. Bu sünnettir demişler. Çünkü sünnetin yapılmasını kolaylaştırıyor. Hazreti Peygamber'in sünnetini bildiren sözleri ise hadis denir. Hadisler sahabilerin sözleridir. Hazreti Peygamber'in sözü değildir. Böyle de bir yanlış bilgi var. Hadis e, ee, Hz. Peygamber'in sünnetini bildirir. Bu da ikiye ayrılır. Hadisi kutsi, hadisi şerif. Hadisi kutsi sözleri Hz. Peygamber'den manası Allah'tan olan sözlere denir. Ee, levlak e, levlake levlak lema halaktül eflak sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım mesela. Bu söz hadisi kutsidir. Yine e, ben bir gizli hazineydim çünkü kendimden mahfiyen ve bilinmeyi sevdim. E, hadisi e, bir hadisi kutsidir. Bunların manası Allah'tandır. Sözleri Hazreti Peygamber tarafından ileri sürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'in ise manası da sözleri de Allah'tandır. Gay vahyi metlu derler. Diğer sünnet ise sahabelerin bildirdiği sözlerdir. Bunlara hadisi şerif deniyor. Fiili olsun kavli olsun, takriri olsun Hz. Peygamber'in sünnetini bildiren sözlere hadis-i şerif denir. Hz. Peygamber'in sünneti her zaman vahiy ile değildir. Ama çoğu vahiy iledir. Hele bilin, mesela akşam namazın üç rekat olduğu, bunun vahiy ile olduğu çok bellidir. Bu iştahatla olmaz ki. Niçin iki değil, niçin dört değil? Ama mesela Hz. Peygamber Hendek Harbi'nde sul yapmak e, niyetindeydi. E, üçte bir hurmalarını vererek Saat bin Muaz Hazretleri dedi ki ya Resulallah bu vahiy ile midir bu sözünüz bu kararınız yoksa iştahat ile midir? İştahatım ile böyle uygun gördüm yoksa dedi vahiy yok. Peki şöyle bir şey teklifte bulunsak ne dersiniz dedi. Hazreti Peygamber o teklifi kabul etti. Vahiy ile olsaydı kabul etmezdi. Demek ki Hazreti Peygamber'in sünneti her zaman vahiy ile değildir. Bazısı da kendi kararıdır. İşte bunda değişme olabilir. Bunda Hazreti Peygamber'e uymamak caizdir. Bunlar daha ziyade günlük hayatta ve devlet idaresinde, ordu idaresinde ki sünnetlerdir. İbadetlerle veya muamelatla alakalı sünnetler değildir. Hazreti Peygamber'in sünnetini bildiren sözlere hadis dedik. Hadisleri sahabiler bildirmiştir. Yani İslam dinini bildiren sahabelerdir. İslam dininde e, sahabelerin rolü çok büyüktür. Ne Musa şeriatında ne İsa şeriatında sahabeler kadar yüksek arkadaşlar gelmemiştir. Allah sahabeleri peygambere uygun olarak yaratmıştır. Onun için sahabelerin hizmeti çok büyüktür. Yaptıkları çok takdire ve minnete şayandır. Hazreti Peygamber'in sözlü, yani şifahi, kavli, fiili ve takriri bütün sünnetlerini sonraki nesillere aktarmışlardır. Ha, bunların belki bazıları günümüze intikal etmemiş olabilir. Ama sahabe ve onların talebeleri büyük gayret göstererek bunları günümüze intikal ettirmişlerdir. Hadis-i şerifler Din kıymetine göre zaten mezhepler ortaya çıkmıştır yoksa mezhepler amelde ve itikatta birbirinden ayrı değildir. Hoşça kalın.